Tuttun altın olsun ablam, dilenci değilim, mazota zam geldi ablam. Bundan sonra boynuma bunu takıp gezeceğim arkadaşlar. Bugün Alp Dağları'nın eteğinde, Bağla Sınapınar Köyü'nde kamp yapacağım. Bakalım kampta neler yaşayacağız, haydi bakalım. Brothers Camp'ın kamp çadırı, araç üstü, ekipmanı nasıl açılıyor onunla ilgili bilgi istemişsiniz. Bunların kancalar var böyle, kaldırıyorsunuz. Bunu buradan sıkılık ayarını şöyle yapabiliyorsunuz. Buraya civata koymuş adam. Mesela daha sıkı yapmak için kıvırıp sıkabilir. Bundan 6 tane var. Vakit geçmesin diye hepsini göstermiyorum. Tek tek böyle açacaksınız. Çart çurt. Hepsi tamam. Bunları da geri buraya koyun ki sonra kaybetmeyin. Yalnız bunu böyle ön cama falan düşürürsünüz. Dikkat edin, Allah korusun. Ön camınız çatlayabilir. Şu an açılmaya hazır. Nasıl açılıyor diyeceksiniz. Önce önden şuradan desteği veriyorsunuz. Kaldırıyor. Böyle yanı kalkıyor. Tamam mı? Gürültü yapma lan. Ondan sonra arkayı gücünüzün yettiği sağ böyle kendiliğinden açılır zaten. Bu mekanizmaları çok sağlam olduğu için. Kapatmak için de ne yapıyoruz? Burada yeri var. Şöyle aşağı doğru asıldığımız zaman sonra da ipi böyle kenara alıyoruz. Gel arkaya. Bunu da aynen böyle mekanizmalar. Böyle yandan alıyorsunuz. Bu kapanıyor. Ondan sonra bunları takıyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz işte. Söndür. Bunu da kaldırmak için tekrar kaldırıyorum. Gel. Bir de buradan yukarı kaldırıyorsun. Kendinden kalkıyor. Şunu da en son şöyle yapıyoruz ki yağmur su almaması için içini. En son çadır açıldıktan sonra hem de görüntüsü güzel oluyor. Şu merdiven girişleri. Merdiveni buraya kancasını geçiriyoruz. Biraz sonra göstereceğim. Evet, güneş paneli için jel akü aldım. Jel aküyü, güneş paneli daha çabuk şarj edip daha verimli oluyormuş. Normal aküyü şarj etmesi sıkıntı. Bir terliklerin kusuruna bakmayın. Köy hayatı. Jel aküde güneş panelinden elektrik alıp kettle, televizyon ve benzeri şeyleri dağda da işte elektrik fiş ihtiyacı olmadan kimseye bağımsız şekilde kullanabilirsiniz. Bu da şey, merdivenimiz. En çok hoşuma giden bu merdiven var. Öyle. İstediğiniz gibi. Şunun ikili olmasına dikkat edin. Alttan açıp. Çünkü buranın sağlam olması gerekiyor. Bunu oturtturduk. Böyle arabaya da değmesi falan. Şuradan gördüğün gibi. Bak bakayım. Tamam. Böyle çıkıyorsunuz. Yalnız terliksiz falan çıkmayın. Ayağınızın altını çok acıtıyor. Bununla ilgili bir şey yapılacak. Mesela geldin. Bineceksin. Ayakkabıyı nereye koyacaksın? Ayağın kokuyor. Çıkaracaksın ayakkabıyı. Aha buraya koyacaksın. Anladın mı? Öbür ayakkabıyı da alacaksın. Aha buraya koyacaksın. Tamam. Söndür, kapat. Bunu açıyorsun. Sinekliği zaten mevcut. Bunlar söylemeli. Gevezelik yapmaya gerek yok. Dediğim gibi. Aynı işlemi yapmak için ne yapıyoruz? Bu hareket çok önemli. Dalıyoruz. Daldık. Bundan sonra ne olacak? Bakalım ne olacak. Şimdi bunu, bu ne geziyor burada diyeceksiniz. Bu yer çadırı da kurduğum zaman yedek döşek verdi bana Brothers Camp. Bir de şunları içine gerdirirseniz çadırın kapanmasında bir de birbirinin üstüne gelmemesinde faydalı oluyor. Açacaksınız bunu. Burada bunu bir yere takacaksınız. Aynen böyle. Bunu da alıp buraya takacaksın. İşte döşeyen, yün döşeyen olabilir. Ne bileyim bir pike olabilir üstünde. Nasıl ısınacağım? Biraz sonra görürsünüz zaten. Ne anlatacaktım ben? Unuttum. Kapat söndür. Yedi köyün ağası gibi çadırınızın etrafını dolanabilirsiniz. Böyle.
pozlar verebilirsin. Yelkeni olanlar falan, zenginler gibi böyle. Böyle kim bakıyor bana falan filan. Böyle pantolonun da böyle şöyle falan durabilirsiniz yani. Ne bakıyor falan böyle kalip kılatabilirsiniz. Evet, çadırın düz durup durmadığıyla ilgili. Gece uyurken sağa sola düşmemekle ilgili. Ölçüyü nasıl alıyoruz? Neydi bu? Sıvacı neydi hele? Bir şeydi bu ama. Bak. Çadır dört dörtlük. Kitap, kitap. Bununla da bunu niye aldım yanıma bilemedim. Neyse, çadırın kalınlığını ölçmek için 2 milim. Tamam. Evet, böyle tuhaf bir görüntüsü var. Hani şeyi şey olmuş gibi, şeyine şey gibi. Ama güzel oldu yani. Böyle kanatlı kanatlı gidiyorsunuz. Evet, bu merdiveni niye sağa koyuyorum? Genelde sağa koymanızı öneriyorum. Çünkü kamp yerinde rahatsız olduğunuz bir durum olabilir. İleri geri almanız gerekir. Kapı açılmaz. Sağ taraftan bence merdiveni alıp hani acil bir durum olduğunda direkt arabayı çalıştırıp ileri geri alıp merdivenin böyle kapıyı açtığına takılmasını önlemek için sağ tarafa merdivenizi koyun derim. Böyle kampçı arkadaşlarımdan gördüğüm gibi ışıklandırma falan da yaptım kendimce. Güneş enerji paneli jel akümüyle birlikte. Isıtmayı da böyle elektrikli olan kamp alanlarında kum telle efsane şekilde şu mesela çalışıyor. Böyle üfleyip içinde kampınızı yapabilirsiniz. Şu an içerisi efsane sıcak oldu arkadaşlar. Isıtıcı elektrik çekilen yerlerde bunun içinde isterse -30 derece olsun bir battaniye ile idare edebilirsiniz. Sıcakta, soğukta. Arkadaşlar. Böyle ilginç ilginç tuhaf şeylerim de var. Bu renk oluyor, kırmızı oluyor, mavi oluyor. Hani araç kamp olduğu için şunu da yaptım ama bunu da biraz sonra takacağım. Evet, şimdi ben ne yapıyorum? Yatıyorum. Kum tel. Oh baba gibi. Ayaklarımı da uzattım dahi. Gördüğünüz gibi. Hafiften de havalandırmamı alıyorum buradan. Fiş. Bunu jelakülü de çalıştıracağım. Elim nerede? Ana. Elim, başım döndü. Elim farklı yerde. Gördüğünüz gibi ışıklandırmalar. Adam. Evet arkadaşlar, ben ne yapıyorum? Yatıyorum. Kum tel oradan üflüyor sıcacık. İsterse -82 derece olsun kardeşim, ben yatıyorum. Her şeyim var. Ne yapacağım ben? -32 bir milyar liraya uyku tulumu alıp 30 liralık her şeyi hallediyorum. Yat aşağı. Gece saat 3.30 oldu. Kum teli çalıştırıyorum ama nefesimi biraz kesiyor. İçerideki oksijeni bitiriyor gibime geliyor bu kum tel. Şu kum tel. Aha şu. Nerede lan? Aha şu. Ne bileyim, yatıyorum uyuyorum. Kapatıyorum ışığı. Açıyorum. Bunun bir formülü olmalı. Şu an Brothers Camp'ın içindeyim. Uyuyorum. Bala'dayım. Sırapınar köyünde kamp yapıyorum kendim. Karşıda iki tane villamız var ama. Ben çocuklar arabada yatıp ben yerde yattığım için bir defaya mahsus denemek istedim. Sabah da ettik video çekeceğiz diye ama nasıl olacak bilmiyorum. Yarın Mevlüt Kandili. Allah'a emanet olun. Kandilimiz mübarek olsun. Tabi bu videoyu daha sonra da izleyeceksiniz ama nice Mevlüt Kandillerini beraber geçirmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Videoyu kapatmayı unutmuşum ya. Hadi iyi akşamlar.